müşteriniz için hazırlattığım kreasyon yukarıda. Buyurun çıkalım. Sen müşterinle ilgilen, ben beklerim. Ha yok, sorun değil. Bir çalışanımızın arkadaşı hanımefendi. Buyurun buradan geçelim. Bu. Ve itiraz kabul etmiyorum. Onur Köksal. Cemiyetin gözde bekarı. Kirli beyaz prens. Tersi pis. Kimse ona karşı çıkmaya cesaret edemiyor. Haşmetli babası ve üvey kardeşleri dışında yani. Peki niye yalnız bu adam? Pardon. Ayol tipe bak da konuş. Karda yürüyüp izini belli etmeyenlerden o. Basına malzeme vermeyi sevmez. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz beyler. Sen de hoş geldin. Londra'dan döner dönmez bizi böyle onurlandırmanız. Büyük incelik. Nasıl keyifler? Sen gelene kadar iyiydi. Tüm spotları üzerine çektim be birader. İyi akşamlar. Normalde bayağı çapkın, öyle de devam eder aslında ama Allah'tan babası geleneksel bir adam. Mekana ev vermeyen tiplerden, şirketi mi bırakır? Bence Onur da şirketi üvey kardeşlerine bırakmaz. Yani paşa paşa bir kafese girecek. Alo Müge. Bu akşam Katar'a bir uçak ayarla. Büyük koşuda burada olmak istiyorum. Bütün programlarımı ona göre organize et. Bir de senden küçük bir ricam olacak. Ufak bir sürpriz organize edeceğiz. Dicle. Kariyerli ama sıkıcıydı. Spotlar altında nasıl davranacağını bilemedi ve hop adadan elendi. Neyse ki sen istesen de bu kadar sıkıcı olamazsın. Ama Onur'un gördüğü ilgiyle ve diğer kadınlarla baş etmeyi öğreneceksin. Ne pasif, ne agresif. Kimse benim yerimi alamaz. Kimse benim yerimi alamaz. Özgüveninde olmayı öğreneceksin. Ve bu taş bebeğin adı da tabii ki Aleyna. İyi ki karda yürüyüp izini belli etmiyormuş Onur da. Ama ben bile tanıyorum bu kızı. Çünkü elinden gelse tuvalete bile kamerayla girecek olan tiplerden. Zaten oradan kaybetti. Son bir veda pozunu verdi. Hop sepeti koluna taktı Onur. İşte Onur'un evlenmeyi düşündüğü tek kız. Bige. Kim bu Bige? Onur en uzun ilişkisini bununla yaşadı. 2 yıl falan herhalde. Bunların denklik belgeleri var. Nasıl? Bige'nin de ailesi sağlam, iyi eğitimli. Aynı donukluktalarda. Bige sağda solda nişan lafları edip hava atıyordu ki çat ayrıldılar. Bige bastı Milano'ya gitti. Güya eğitim alacakmış. Milletin ağzı kapansın diye kaçtı. Ama neden ayrıldılar bilmiyorum ama. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bugün bize büyük bir gurur yaşattı Golden Ticket. Senin sayende aldı ödül. Çok mutluyuz. Bazen sadece alan açıp fırsat vermek gerekiyor galiba. Bana da ders oldu. Sağ olun. Erkencisi mi? Habere mi sıkıldın? İyi niyetli her hareket. Neden hep sahibini vuruyor? Gerçi çabalarımın karşılığını ailemde bulamıyorum. Tanımadığım bir kadında mı bulacağım? Bir de yalan söylüyor. Uzun süredir biri hakkında hiç bu kadar yanılmamıştım. Ben de Bige'nin gönlünü almaya gitmen gerekirken Melis'in yaptığına takılmana biraz takıldım. Ne takılacağım ya? Bige'nin de takılacak bir şey yok. Saçmalama. Bir kez daha bu ilişkiden dönerse
getireceği sorunları hatırlatmama gerek yok sanırım. Tam da bunu diyorum. Bu hayatta beni bir sen anladın. Sen de yanlış anladın Ferdi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hangi rüzgar? Ne haber? İyi senden. Abi ne haber? İyi senden ne haber? Fotoğraf meselesi çözüldü. Nasıl çözüldü? Melis Hanım'la konuşmuşlar. Fotoğrafı Neslihan'a vermiş galiba. Büyük ihtimal Neslihan'dan patlamış sizin haber. Günaydın. Evet. Biraz konuşabilir miyiz? Dün yeteri kadar konuştuk. Vaktim yok. Fazla vaktini almayacağım. Dün sen konuştun, bugün beni dinleyebilirsin. Annemle arandaki meseleyi lütfen benim üzerimden yürütmeyi bırak artık. Beni günah keçisi yapmaktan vazgeç baba. Ne alakası var? Ne zaman yapmışım? Çocukluğumdan beri. Kim ne yaparsa, ne hata yaparsa döndü dolaştı faturası bana kesildi. Ve sen hep onları kolladın baba. Benim evimde çocuklarım arasında hiçbir zaman ayrım olmadı. Hele Harika buna her zaman özen gösterdi. Tabii. Nankörlük etme. Ya seni o kadın büyüttü. Ya şurada ben sana derdimi anlatmaya çalışıyorum. İki lafta yine Harika'yı savunmaya başladın ya. Seninle konuşarak anlaşabileceğimi düşünmek benim salaklığımmış herhalde değil mi? Çünkü sana adım atılmaz. Senin kalene ulaşılmaz. Haddini aşıyorsun. Sen hiç o parmak hikayesini kendine uyguladın mı baba? Etiketleri yapıştırması kolay. Belki bizimle rekabet eden sensindir. Ha? Bu işi taht kavgasına dönüştüren, bizi birbirimize düşman eden senin bu tutumundur. Belki bizi bıraksaydın, aramızdakileri biz çözseydik aile olacaktık ama yok. Niye? Çünkü sen beni o fotoğrafta hiç görmedin. Değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir gün sen benim o koltukta oturmamı isteyeceksin. Çünkü senden sonra onları toplayabilecek tek seçeneğin benim. Bununla ne kadar erken yüzleşirsen o kadar iyi edersin. Basın gelmiş. Ferdi hani gerekli düzenlemeleri yapmıştın. Çok uğraştım ama. Neyse. Önü sana açıklama yapacaktık zaten. Bülten geçebiliriz. Spekülasyon yaratır. Ben çıkıp durumu özetleyeyim. Herkes için uygunsa. Ben de konuşabilirim. Hayır. Bırak kendisi yapsın. Eserini duyurmak hakkıdır. Ne diyorsun sen ya? Bugün en son sen ziyaret etmişsin Hamit'i. Merak ediyorum ne söylemiş olabilirsin de benim kocam şu anda bu halde? Bak sen üzüntünden ne dediğini bilmiyorsun. Ben... Acın var diye susuyorum. Benim sabah güle oynaya işe gönderdim kocama. Bak benim sabrımı zorlama. Bugün ne demiş olabilirsin sabrını de benim kocam şu anda ölüm kalım savaşı içinde. Harika. Karışma! Karışmayın! Hiçbiriniz karışmayın! Canınız yanıyor diyor. Dikkatinizi çekerim. Acımız var demiyor. Acın var diyor. Bana söylüyor. Acını bunu. Sen benden ayrı görüyorsun da bunları söyleyebiliyorsun. Sen benim kocama ne söyledin? Ben bu haldeki biriyle tartışmam. Bugün tartışmam yani nasıl tartışmam, bu hale geldi hadi, benim kocam? Abi, tamam. Hepimiz kendi köşemizde yaşayalım acımızı. Tamam. Ben bu halde siz yorulmayın diye, tatsız bir mevzu diye ben aşağı inip yapayım diyorum ama istiyorsan sen yap Neslihan. Hayır. Hiçbir şey yapmıyorsun. Git kendi açıklamanı kendin yap.
Eserini duyur herkese. Ameliyattan şimdi çıktı. Ameliyat çok başarılı geçti. Kendi doktor da yanında, yakın takipte. Şu an için her şey yolunda. En kısa sürede Hamit Bey'in bunu atlatacağına eminiz. Durumunun kritik olduğu söyleniyor. Onur Bey, Hamit Bey'e bir şey olursa başkan siz mi olacaksınız? Arkadaşlar, Hamit Bey hala hayatta. Bu tarz soruların zamanı değil. Babam en yakın zamanda bunu atlatıp aramıza dönecektir. Yine de iyi gördüm seni ben. En azından uzatmalara kaldık. Öyle deme. Acıyor mu? Biraz. Yorma kendini, sen dinlen. Tamam. Söylediklerini düşündüm. Onu sonra konuşalım baba. Sen iyileştikten sonra. O zamana kadar sözünün arkasında mısın? Hangi sözümün? Gerektiğinde emanetimi koruyacak mısın? Ben buradayım. Hepimiz yakından takip ediyoruz bütün işleri. Onu sormuyorum. Baba ne diyorsun sen? Sen ciddi misin? Evdekiler istemez. Harika da karşı çıkacak. Çocuk değiller sonuçta. Yorma beni. Zaten zor konuşuyorum. Hem bana ne yapabileceğini göster, hem ailedeki yerini bul. Rica etmiyorum Onur. Gerekirse dedin. Ben de böyle gerekiyor diyorum. Aşağı in, yerime otur. Dümene geç. Ve ben iyileşene kadar bana gemiyi nasıl götüreceğini göster. Hadi oğlum. Daha doysun. Bir ailen olsa, bir hareket yapmadan önce onları düşüneceksin. İşte o zaman iyi bir yönetici bile olabilirsin. Belki. Yapabileceğini göster, hem ailedeki yerini bul. Yerime otur. Gemiyi nasıl götüreceğini göster. Hadi oğlum. Zafer'cim çek bakayım sandalyeni biraz. İzlediğim bir dizide sofralar birleştiricidir diyorlardı. Ama aksine bizim ailede her zaman kavga çıkardı. O yüzden de hiç sevmem sofraları. Buyurun.
Hepinize afiyet olsun. Ama bu farklı. Bu bir aileyle aileden biri gibi oturduğum ilk sofra. Benim sofram yapmayı başarabilecek miyim acaba? Abi. Yukarı kadar yorulmasaydın. Sen de aşağıda dökseydin için diğerleri gibi. Beni tanımıyormuşsun gibi konuşma abi. Benim ne zaman bu saçma Bizans oyunlarıyla işim oldu? Senin için endişelendiğimden geldim. Niye endişelendin? Burada kalmak, o masanın başına geçmek istiyor musun sahiden abi? Şu anda böyle gerekiyor. Ne demek gerekli? Babama göre mi? Sizi hiç anlamıyorum. Bu kadar sinirleri germeye gerek var mı gerçekten? Keşke olmasa. Ama bak sen bizim tarafsız bölgemiz olarak nefes alanımızsın. Burada kal. Biz diğerleriyle aramızdakileri hallederiz. Umarım. Şimdi izninle ben evden birkaç eşya almaya gideceğim. Tamam. Günaydın Onur Bey. Hayırlı olsun. Günaydın, teşekkürler. Günaydın Onur Bey. Günaydın. Bütün şirkete bilgilendirme mesajı gitti mi? Neslihan'ın sabah toplantısı vardı ama erken gelmesi lazımdı ama gelmedi. Evde de yoktu. Otelde kalacakmış. Ben eve girince tepki vermese şaşırırdık. Neyse gecikirse toplantıya sen gir. İhtiyaç olursa ben dahil olurum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir gün sen benim o koltukta oturmamı isteyeceksin. Çünkü senden sonra onları toplayabilecek tek seçeneğin benim. Maç çekişmeli geçecek. Ama sen kaleyi en az baban kadar doldurdun. Neslihan'la zaferi organize edelim. Harika işleri iyice kızıştırmadan bir konuşalım biz. Kaza mübarek olsun. Buyurun Onur Bey. Teşekkürler. Hamit Bey iyidir umarım. İyi, sağ ol. Sen Ferda Hanım'la senkronize ol. Babamın programını bana göre ayarlayın. Merak etmeyin, ben konuştum bile. Sizin programınızı da yeniden düzenledim. Bu arada sabah hediyeniz yerine ulaştı. Onur, babanla mı konuştun? Sana aşağı kadar eşlik edeyim dedim Ragıp abi. Bir anda her şey üstüne kaldı. Zor. İnşallah süreç uzamaz. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Allah cezasını versin. Ne bu şimdi? Onur, ne oluyor? Şans. Belki de yarım kalan sohbetimizi tamamlamamız için bir fırsat yaratıldı. Oğlum, ben kapalı yerde kalamam. Açtır şu kapıyı bak, kapışmayalım. Ragıp abi, elinde büyüdüm, kabul. Fakat o günler bayağı geride kaldı. Bu kabulle bir daha konuşalım mı? Çocuk işler yapıyorsun ama. Bak, nefes alamıyorum diyorum. Sen dedin ya, çok kaptanlı gemi yürümez diye. Ama bak, sen mevcut kaptanı tanımayınca hiçbir şey yürümüyor. Babamı ara istersen. O açtırsın. Ya oğlum. Sonra mı iş yaptıracaksın bana? Ha? Eşkıya mı oldun sen? Görevi daha dün devraldım. Babam hasta biliyorsun. Hangi gerekçeyle olur verdi bilmiyorum ama yarın bana işin başında sen vardın. Bu açığı görmeliydin diyecek. Bunu bilecek kadar iyi tanıyorsun onu. Sana da fiyat yükselttim ve geç teslim ettin diye bir sonraki işinde ya arıza çıkaracak ya da daha fazla taviz vermeni isteyecek.
Gel sen beni dinle. Tatlı tatlı halledelim ha. İkimiz de üzülmeyelim. Tamam. Vadeyi kısaltırım. Ödemeleri erken isterim o zaman. Hadi oğlum aç da şu kapıyı. Kilitledik mi? Kilitledik ulan kilitledik. Yeter artık aç da şu kapıyı. Açabilirsin. Ulan sen babandan da deli çıktın ha. Delirmeden kaptan olunmuyormuş. Sen daha iyi bilirsin gerçi. Senelerin kaptanı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.